Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda kimyasal tepkimelerde hız ünitesinin konu anlatımına devam ediyoruz. En son bu başlığımızda kalmıştık. Tepkime hızlarının ölçülmesi ya da takibi. Bazen bunları sorabiliyorlar. Yani neye göre? İletkenlik mi, basınç mı gibi, renge göre mi? Şimdi bir tepkimenin hızını izleyebilmek için giren maddelerle ürünlerin birbirinden farklı olan renk, çökelek oluşumu, elektrik iletkenliği, basınç, hacim, sıcaklık gibi bazı özelliklerden yararlanılır denilmiş. Yani şöyle diyelim, mesela tepkimede renkli maddeler varsa. Bakın mesela renksiz, sarı ve yeşil rengi. Rengi çok önemli değil. Renkli bir madde var. Diğer tarafta tamamen yine renksiz. O zaman burada renk değişiminden ne yapabiliriz? Takip edebiliriz. Eğer tepkimemizde katı bir madde oluşuyorsa katının kütlesindeki artışa göre de takip edebiliriz. Bakın iki tane sulu çözeltiyi karıştırmışız. Şurada bir katı oluşmuş. O zaman nedir bunu? Katı kütlesindeki artışla takip edebiliriz. Aynı zamanda mesela burada yine renk olarak belirtmişiz. Renkli madde varsa, diğerlerine göre farklı renkli bir madde varsa renkten de takip edebiliriz. Yani bir tepkimeyi sadece bir özellik üzerinden takip edeceğiz diye bir kural yok. Onu da belirtelim. Eğer tepkimede iyon sayısı değişiyorsa elektrik iletkenliğini takip edebiliriz hızımızı. Bakın burada iyon yok girenlerde. Burada ise bir daha iki iyon var. O zaman burada iletkenlik artar. Bakın girenlerde bir daha iki iyon var. Üründe ise iyon yok. O zaman burada iyon sayısı azaldığı için iletkenlik de ne yapar? Azalır. O şekilde takip edebiliriz. Eğer tepkime egzotermikse sıcaklık artışıyla, çünkü ısı değişimi, yani burada ısı açığa çıkacak. Ne yapar? Sıcaklık artar. Endotermikse ise sıcaklık azalır. Oradan ısı değişimiyle yani egzotermik ya da endotermik tepkimeleri oradan takip edebiliriz. Evet, basınç ya da hacim görürseniz burada da bakmanız gereken şey gazların mol sayısı. Yani gazların baş katsayısına göre bakmanız yeterlidir. Gazların baş katsayısını sayacaksınız. Eğer değişiyorsa basınç hacim değişiminden yararlanabiliriz. Bakın mesela burada 2 gaz var. Burada 2, bir daha 3 gaz var. O zaman burada hacim ve sıcaklık sabitse basınç artışı olur. Basınç sabit olsa hacim artışı olur. Onu da belirtelim. Şimdi burada 1, 3 daha 4 gaz var. Burada ise 2 gaz var. O zaman burada gaz sayısı azaldığı için basınç azalması ya da basınç sabit olsaydı hacim azalması da olabilirdi. Bakın burada gaz yok. Gaz yok. Burada bir tane gaz oluşmuş. O zaman gaz oluştuğu için burada hacim artışı olur. Tabi basınç ve sıcaklık sabit. Asit veya bazların bulunduğu tepkimede pH değişimiyle yine takip edebiliriz. Bakın burada hidrojen iyonu tepkimeye giriyor ve hidrojen gazına dönüşüyor. Yani şöyle söyleyebilir miyiz? H artı azalıyor. Şimdi hidrojen asitliğin göstergesidir. O zaman asitlik azalır. Asitlik azalırsa pH nedir? 7'ye doğru gidiyordu. Çünkü pH metrede 0, 7, 14 diyorduk. Sıfıra yaklaştıkça asitlik artar diyorduk. O zaman burada asitliğin azalması demek pH'in artması demektir arkadaşlar. Yani pH ifadesi gördüğünüzde bakmanız gereken şey hidrojen ya da hidrosit. Bunlardan biri tepkimeye giriyorsa, bunlar değişiyorsa pH de değişir arkadaşlar. Evet, yine bazen şunu soruyorlar. Reaksiyon hızlarının karşılaştırılması, yani aşağıda verilen tepkimelerden hangisi hızlıdır ya da hangileri hızlarını kıyaslayın gibi sorular. Tabi soruyorlar derken genelde şu an kaynaklarda görüyoruz. Hani ÖSYM sordu mu, son yıllarda bununla ilgili hiç soru karşımıza çıkmadı. Onu da söyleyelim. Şimdi zıt yüklü iyonlar arasında gerçekleşen reaksiyonlar genellikle çok hızlıdır arkadaşlar. Aynı yüklü iyonlar arasında gerçekleşen tepkimeler şu yukarıda belirttiğimize göre biraz daha yavaştır. Moleküller arasında gerçekleşen tepkimelerse yukarıdaki iki bilgiye göre daha yavaştır. Bu tepkimelerde de kırılan ve oluşan bağ sayısı arttıkça, yani atom sayısı arttıkça hız azalır. Çünkü ne kadar çok bağ kırılacaksa bu tepkime o kadar yavaş gerçekleşecektir şeklinde söyleyebiliriz. Mesela diyor ki verilen tepkimelerin hızlarını kıyaslayınız. Bakın burada zıt yüklü iyonlar var. Burada aynı yüklü iyonlar var. Burada ise moleküller var. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? 2 büyüktür 1'den. Zıt yüklü iyonlar en hızlı. Aynı yüklü iyonlar biraz daha yavaş. Moleküllerde ise burada toplam, bakın 3 atom kırılacak bağ düşünün. Burada bir de 11 tane atomdaki kırılacak bağ düşünün. Burada kırılacak bağ sayısı daha fazla olduğu için
Bu tepkime daha yavaş gerçekleşir. O zaman 3 de büyüktür 4'ten şeklinde söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, hız ünitesindeki diğer önemli kavramlardan biri de çarpışma teorisidir. Yani bu teori bize ürün nasıl oluşur ya da ürün oluşur mu oluşmaz mı onu açıklamaya çalışan bir teoridir. Tepkimelerde ürün oluşumunu açıklayan teoriye çarpışma teorisi diyoruz. Bu teoriye göre taneciklerin ürün oluşturabilmesi için tabii öncelikle taneciklerin çarpışması lazım. Tabii çarpışırken de iki şartla çarpışmaları lazım. Bir, uygun geometride, yani uygun doğrultuda. İki, yeterli kinetik enerjiyle çarpışmaları gerekir. Ben bunu genelde şöyle çizmeye çalışacağım ama şurada mesela pot olsun. Tabii yuvarlak çizseydik daha mı iyi olurdu? Şurada pota var. Diyelim ki pota burada, siz de basket atmaya çalışıyorsunuz. Şöyle de bir cinelli çizelim. Şimdi pota buradayken siz bu tarafa değil de şöyle şu tarafa atsanız, doğrultunuz uygun olmasa basket atma şansınız var mıdır? Yoktur. Bir, doğrultunuz uygun olacak. İki, yeterli kinetik enerjiyle atmanız lazım. Aldınız topu, böyle hop şuraya attınız. Olur mu? Olmaz. Şuraya yetiştirebilmeniz lazım. Yani bir, doğrultunuz uygun olacak. İki, yeterli kinetik enerjiyle atacaksınız. Bu iki şart olursa ürün oluşur. Çarpışma sonucunda ürün oluşuyorsa buna etkin çarpışma, ürün oluşmuyorsa buna da etkin olmayan çarpışma diyoruz arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Yeterli kinetik enerjiyle çarpışmaları lazım dedik. Yani şöyle söyleyebiliriz. Bir tepkimenin gerçekleşebilmesi için sahip olmaları, yani taneciklerin sahip olmaları gereken minimum potansiyel enerji, aktivasyon enerjisi ya da aktifleşme enerjisi ya da eşik enerjisi diyoruz. Şu şekilde gösteriyoruz. Aktivasyon enerjisi EA şeklinde gösterilir. Bir tepkimede eşik enerjisi ne kadar düşükse tepkime o kadar hızlıdır denilmiş. Şimdi arkadaşlar bunu da şöyle söyleyeyim. Mesela şurada bir madde var. Önünde şu kadar bir tepe var. Şurada bir madde var. Önünde bu kadar bir tepe var. Yani buradan mı karşıya daha hızlı geçer? Buradan mı dersek? Yani bunu kendiniz için de düşünebilirsiniz. Bakın, buradan mı karşıya daha hızlı atlarsınız? Buradan mı? Tabii ki eşik enerjisi ne kadar düşükse, şu tepe ne kadar düşse o kadar hızlı karşıya geçeriz. Yani bu durumda şöyle söylüyoruz. Eşik enerjisi düşükse burada birinci tepkime ve ikinci tepkime şeklinde göstersek birinci tepkime ikinci tepkimeden hızlıdır diyebiliriz. Çünkü buradaki aktivasyon enerjisi daha büyük. O şekilde söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar burada bir kavrama daha değinmek istiyoruz. Şimdi diyelim ki A ve B tepkimeye giriyor ve A ve bileşiği oluşuyor. Tabi bu bileşik böyle pat diye oluşmuyor diyor çarpışma teorisinin mantığına göre. Şimdi burada diyelim ki A'lar arasında bir bağ var, B'ler arasında bir bağ var ve bu bağlar kırılacak. Ne oluşacak? A, B arasında yeni bağlar oluşacak. Şimdi işte buradan buraya giderken arada şöyle olur. A'lar arasındaki bağlar zayıflıyor. Yavaş yavaş kırılmaya başlıyor. B'ler arasındaki bağlar da yavaş yavaş kırılmaya başlıyor. Ve A ile B arasında yeni bağlar oluşuyor. İşte bu arada oluşan ara ürüne bu maddemiz yüksek enerjili kararsız bir ara üründür. Yüksek enerjidir. Kararsız ara üründür. Bu bileşiğimize aktifleşmiş kompleks diyoruz. Ve bunu da şöyle gösteriyoruz. Yani tepkimelerde bazen yazarlar A2, B2 diyor. Bakın A2 ve B2 şu an bir kompleks şeklinde duruyor. Yani ürüne dönüşmek istiyor. Tabi burada buraya gelen maddemiz eğer şartları sağlıyorsa geldi çarptı. Hem yeterli kinetik enerjisi varsa hem de doğrultusu uygunsa ürüne dönüşür ama şartları sağlanırsa girenlere geri dönebilir. Yani aktifleşmiş kompleksin bir kısmı girenlere geri dönebilir şeklinde sorular çıkarsa karşımıza doğru diyoruz. O şekilde söyleyelim. Tepkimeye girenlerin ürüne dönüşmesine ileri tepkime, ürünlerin girenlere dönüşmesine de geri tepkime diyoruz arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim, bu yönde gerçekleşen tepkime ileri tepkime diyoruz. Bu yönde gerçekleşen tepkime de geri tepkime diyebiliriz. Tepkimeye girenlerin aktifleşmiş kompleks oluşturmaları için sahip olmaları gereken en düşük enerjiye
İleri tepkimenin aktifleşme enerjisi deriz. Şu şekilde EA ileri şeklinde gösteririz. Ürünlerin aktifleşmiş kompleks oluşturmalarını sağlayacak en düşük enerjiye geri tepkimenin aktifleşme enerjisi diyebiliriz. Şu şekilde gösterebiliriz. Aktifleşme enerjileri hiçbir zaman negatif değer alamaz arkadaşlar. Şimdi grafiğimiz üzerinde gösterelim. Ne demek istedik? Bakın diyor ki girenlerin aktifleşmiş kompleks oluşturabilmeleri için yani şu tepe aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi de bu tepeye ulaşmaları için gereken enerjiye ileri aktivasyon enerjisi diyoruz. Yani şu aradaki fark bizim ileri aktivasyon enerjimiz. Ürünlerin ise aktifleşmiş kompleks oluşturabilmeleri için yani bu tepeye ulaşabilmeleri için gereken enerji ise geri aktivasyon enerjisi diyoruz. Yani grafikte şu kısımdır. Yani burada bakın bu tepkime verilmiş ve grafiği bu şekilde çizilmiş. Mesela dese ki bize aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi. Bakın aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi kaça denk geliyor? Bunun cevabı 160. Girenlerin potansiyel enerjisi bakın girenler burada burası 70. Ürünlerin potansiyel enerjisi bakın ürünler şurada kaça denk geliyor? 20. İleri aktivasyon enerjisi 160'tan 70'i çıkarsak bu aradaki fark 90. Geri aktivasyon enerjisi 160'tan 20'yi çıkarırsak 140. Şimdi delta H diyor. Delta H için şunu yapabilirsiniz. Bakın bir önceki üniteden öğrendiyseniz ürün eksi giren diyebilirsiniz. Şimdi buradan ürünlerin enerjisine kaç dedik? 20 dedik. Girenlerin enerjisine kaç dedik? 70 dedik. 20 eksi 70'ten eksi 50 çıkar arkadaşlar. Bakın burada bir şey daha göstereceğiz. Şimdi delta H için ben şunu da söyleyebilirim. Bakın ileri aktivasyon enerjisinden geri aktivasyon enerjisini çıkarsak bunların arasındaki fark yine delta H verir. Bakın şu aradaki fark. O zaman delta H için delta H eşittir. Bundan sonra ileri aktivasyon enerjisi eksi geri aktivasyon enerjisi olduğunu da biliniz. Arkadaşlar yani mesela delta H'ı buradan da hesaplayabilirdik. İleri aktivasyon enerjimiz 90. Geri aktivasyon enerjimiz 140. Aradaki fark yine eksi 50 çıkacaktır. Egzotermik bir tepkime olduğu için bakın eksi çıktı egzotermiktir. Şurada da şöyle diyebiliriz. Egzotermik tepkime de ileri aktivasyon enerjisi geri aktivasyon enerjisinden küçüktür diyebiliriz. Evet endotermik tepkime örneği verirsek burada bakın hemen hızlıca cevaplayalım. Diyor ki girenlerin potansiyel enerjisi şurası 40. Ürünlerin potansiyel enerjisi bakın C kaça denk geliyor? 90. Aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi şu tepe kaça denk geliyor? 140. İleri aktivasyon enerjisi şu aradaki fark olduğu için 140'tan 40'ı çıkarırsak 100. Geri aktivasyon enerjisi şu aradaki fark 140'tan 90'ı çıkarırsak 50. Delta H için tekrar söylüyorum. İstiyorsanız ürün eksi giren yapın. Yani ürün eksi giren yaparsak ürün 90. Giren 40. O zaman artı 50 çıkar. İstiyorsanız ileri aktivasyon enerjisi eksi geri aktivasyon enerjisi de yapabilirdiniz. İleri aktivasyon enerjimiz 100. Geri aktivasyon enerjimiz 50. 100'den 50 çıkarsanız yine artı 50 bulabilirsiniz. Şimdi diyor ki geri tepkimenin delta H. Arkadaşlar yani bu tepkimenin ileri yönde gerçekleşen delta H'ın kaç olduğunuz 50. Yani bu tepkimenin tersini düşünürseniz geri yönde gerçekleşen tepkimeyi bunu da bir önceki üniteden yine cevap verebiliriz. Bir tepkimeyi ters çevirirsek yani geri tepkime demek ters çevrilmiş tepkime demektir. O zaman burası artı 50 ise burası da ne olacaktır? Eksi 50 olacaktır arkadaşlar. Endotermik tepkimelerde gördüğünüz gibi ileri aktivasyon enerjisi geri aktivasyon enerjisinden büyüktür. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Diyor ki şekildeki ideal pistonlu kapta verilen tepkime T santigrat derece gerçekleştirildiğinde 50 saniye sonra kapta 8 mol gaz bulunduğuna göre bu zaman aralığındaki amonyak gazının ortalama oluşma hızını bulun diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu soruda ne yapabiliriz? Diyor ki azot artı hidrojen tepkimeye giriyor ve amonyak oluşuyor. Şimdi böyle belli bir zaman aralığı ya da işte şu kadar madde oluşuyor falan diyorsa şöyle yapalım. Diyelim ki başlangıç, değişim ve son.
Şimdi başlangıçta bakın şu maddemizden 3 mol var. Hidrojenden 7 mol var. Yani 10 mol madde var. Bu maddemizden yok. Şimdi bu maddemizin başında 1 var. Yani burası x kadar azalırsa. Burası 3 olduğu için 3x kadar azalacak. Burada ise 2 olduğu için bu maddemize 2x kadar oluşacak. O zaman burası 3 eksi x. Burası 7 eksi 3x. Burası da 2x oldu. Şimdi arkadaşlar şu anda yani bu durumda toplam 8 mol madde var diyor. Buraları toplasak bakın 3 eksi x artı 7 eksi 3x artı 2x hepsini topladık ve 8'e eşitledik. O zaman burası 7, 3 daha 10 eksi x eksi 3x daha eksi 4x 2x ile topladık. 2x eşittir 8. O zaman buradan 2x eşittir 2 ve x eşittir 1 olarak çıkar. O zaman yerine yazdığımızda şurası 2 mol 3'ten 1 çıktı. Burası 4 mol. Burası da 2 mol olur arkadaşlar. Şimdi bize diyor ki amonyan hızını bul diyor. Birim olarak yukarıya mol yaz. Aşağıya litre ve saniye yazıyor. Molünü bulduk. Bu zaman aralığında 2 mol oluşuyor. Litre içinde şunu söyleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada 5 litre kullanamazsınız. Niye kullanamazsınız? Şimdi burada 10 mol gaz varken evet 5 litrede ama benim son durumda elimde 8 mol gaz var. O zaman burada 10 mole 5 litre ise 8 mol yani 10'a 5 ise yarısı kadarsa 8 mole 4 litre. O zaman burası 4. Böyle zaman aralığı ise 50 saniye. O zaman 2 bölü 200 çıkar bu işlemin sonucu. 2 bölü 200 o da 1 bölü 100'den 0.01 mol bölü litre ve saniye şeklinde çıkacaktır arkadaşlar. Evet geçtim. Bir sonraki soruya. Diyor ki yukarıdaki tabloda bazı bileşiklerin standart oluşum entalpileri verilmiştir. Tepkimenin geri aktivasyon enerjisi 300 olduğuna göre ileri aktivasyon enerjisi kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi az önce bir şey öğrendik. Yani şöyle delta H ile ilgili. Şimdi delta H eşittir 1 ürün eksi giren dedik. Bir dedik ki delta H eşittir ileri aktivasyon enerjisi eksi geri aktivasyon enerjisi. Şimdi ben öncelikle bu oluşma entalpilerinden delta H'i hesaplayabilirim. Delta H eşittir ürünler kısmına baktığımda A, D var bir tane. A, D'nin değerine baktım. Eksi 340. Artı N'ye 2 var. O da 82. Eksi A'ya 2 var. A'ya 2 eksi 108. D ne var? Artı 64. Evet arkadaşlar bu işlemi yaptığımızda bu işlemin sonucu eksi 214 çıkacaktır. Şimdi delta H'ı buldum. Şurası eksi 214 eşittir. İleri aktivasyon enerjisini bilmiyorum. Onu soruyor zaten. Eksi geri aktivasyon enerjisi 300. O zaman 300'ü karşıya atarsam artı olarak geçer. Ve buradan ileri aktivasyon enerjisi artı 86 kilojül olarak çıkacaktır arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuzda diyor ki verilen tepkinin ileri aktivasyon enerjisi 23. Geri aktivasyon enerjisi 98. Buna göre 0.8 mol Z gazı oluşurken kaç kalori ısı açığa çıkar denilmiş. Yine şöyle yapalım. Delta H eşittir. İleri aktivasyon enerjisi eksi geri aktivasyon enerjisi. Şurası 23. Şurası 98. Evet buradan bu işlemi yaptığımızda burası eksi 75 kilo kalori çıkacaktır. Şimdi arkadaşlar bakın bizim tepkimimizde Z maddesi başında 2 var. Yani bunun anlamı şudur. 2 mol Z oluşurken şuradaki eksi de ısı açığa çıktığını söylüyordu. 75 kilokalori ısı açığa çıkıyor. O zaman 0.8 mol Z oluşurken acaba kaç kilokalori ısı açığa çıkar? Buradan A eşittir 0.8 çarpı 2 pardon 0.8 çarpı 75 bölü 2. Evet bu işlemin sonucu da 30 kilokalori çıkacak. Son olarak kalori dediği için ne yapıyoruz bunu? 1000'le çarpıyoruz. O zaman bu durumda 30.000 kalori yapacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzu da burada tamamlayalım. Bir sonraki videomuzda tepkimin hızını
etkileyen faktörlere devam ederiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyoruz.